Renkleri, görüntüleri ve tatlarıyla kış mevsiminin eşsiz sebzeleri pazardaki yerini aldı. C, A vitamini, magnezyum ve kalsiyum açısından oldukça zengin olan yeşil yapraklı sebzelerin sağlığımıza faydası çok. Seviyor musunuz yeşillik? Tabii canım, yeşil olması olur mu? En çok kışın mı, yazın mı? Kışın da aynı, yaz da aynı, fark etmez. Kere, roka, soğan, bunlardan alacağız. Ne almaya geldiniz? Maydanoz, kere, soğan, ıspanak, pırasa. Reyonlarda marul, maydanoz, tere, roka, ekşi otu, nane, aradığınız tüm yeşillikler var. Lahana, marul, maydanoz yeşilliklerin sağlığımıza faydasını hemen hemen her gün okuyoruz, duyuyoruz. Bilim insanları araştırdı. Kış aylarının bu eşsiz sebzelerinin sağlığımıza faydası çok fazla. Yeşillik şifa kaynağıdır kardeşim, her zaman için. Ne almaya geldiniz bugün pazara? Şu anda burada yeşillik türlerinden roka, tere, maydanoz ve pırasa alıyoruz. Sürekli et, sürekli tavuk, sürekli balık olmaz. Ara sıra da pırasa, ıspanak, marul, lahana gibi şeyleri yemek gerekiyor vücut için. Marullar bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu dirençleştirir. Keza turp öyle, havuç öyle. Havucun göze çok faydası var mesela. En çok hangisi tercih ediliyor? Genellikle marul, maydanoz, balık sezonu olduğundan roka. Lahana zaten yememiz kızım, ben Karadenizliyim. Kara lahana oldum, biz canımızı veririz. Dolmasını, sarmasını, kavurmasını. Lahana, marul, maydanoz, kıvırcık marul, hindiba, ıspanak, pancar sapı, pazı, Çin lahanası ve tere. Sindirim sistemi, kalp ve böbrekler için bu besinler mutlaka tüketilmeli. Aa, olmaz mı? Her adam iştahını açar başta. Her şeyin ayrı özelliği var. Allah-u Teala onun için yaratmış. Faydası olmasa vermez Allah-u Teala. Yeşillik içerisini rahatlatacak. Hep katı yemek katı yemek olur mu? Hamur işi olmaz. Muhakkak sebze yiyeceksin. Su teresi neye iyi geliyor? Kemik gelişmesine iyi geliyor. Yeşillik herkesin yemesi gereken bir şey bence. Biz de sürekli tüketiyoruz zaten.